Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft oynuyoruz ve yanımda Galbaryustan Yüstan Cem var. Camcım hoş geldin. Eminim birçoğunuz bunu özlediniz değil mi? Yani bu girişi. Bu videomuzun konusu arkadaşlar insanlar neden geçmiş özler. Bu konuyla alakalı birkaç fikrim var. Arkada akıcı bir oyunla birlikte bu fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer daha çok muhabbet videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ha bu arada beni de göreceksiniz arada. Komple yüzümü sizden gizlemiyorum. O kadar utangaç değilim herhalde. Neyse konumuza gelecek olursak bu konuyu 3 temelde ele almak istiyorum arkadaşlar. Birincisi eski YouTube çok daha mı iyiydi? İkincisi insanlar neden geçmişi özler? Üçüncüsü bugün ne yapıyoruz? Şimdi birinci konuya bodozlama giriş yapayım. Eskiden YouTube daha mı samimiydi? Evet kesinlikle. Peki neden samimi? Şu an samimi değil mi YouTube? Hayır bana göre eskisinde olduğu kadar değil. Yani arkadaşlar şimdi bir düşünün. Biz o zamanlar amatördük. Siz de izleyici olarak amatördünüz. Biz sadece videoyu çeken kısımdaydık. Siz de izleyen kısımdaydınız. Yani aslında hepimiz bu YouTube içeriği konusunda amatör ruhla izliyor, amatör ruhla biz de videolarımızı paylaşıyorduk. İşte amatör ruh dediğimiz şey aslında bir şekilde insanlara daha samimi geliyor. Aslında samimiyet sadece amatör ruhtan olmuyor bana kalırsa. Yani şu an çok güzel içerik üreten insanlar yok mu? Elbette var. Çok samimi insanlar yok mu? Elbette var. Ama 2013'e baktığınız zaman eski YouTuber'lar yani hepsi amatör olduğu için kafanızı nereye çevirseniz böyle samimi bir YouTuber'a denk geliyorsunuz. Ha samimi olmayanlar yok muydu? Evet o zamanda da vardı. Ama genel itibariyle yani %90 itibariyle evet samimi insanlardı yani hepsi. O yüzden benim videolarımı falan izlediğinizde yüzümü gördüğünüzde Agabe diyorsunuz. Ama bunu neden diyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü çocukluğunuzu özlüyorsunuz. Çocukluğunuzda en fazla tuvalete gidiyordunuz. Ne bileyim kahvaltı yapıyordunuz. Minecraft videoları izliyordunuz. Benim videomu izleyip benden sonra gidip Burak Oyundan'ın videolarını izliyordunuz. Sonra gidiyordunuz Enes Batur'u falan izliyordunuz. En büyük derdiniz de neydi biliyor musunuz? Anneniz ya da babanız. Oğlum çok fazla tablette video izliyorsun. Du. Oğlum şimdi öyle mi lan? Ha? Gidiyorsun lan bir kıza açılmak için 50 bin tane taktik araştırıyorsun. Ondan sonra red deyip siktir olup oturuyorsun aşağı. E çalışmak zorundasın. E işte hayat, iş hayatın kötü geçiyor. Ne bileyim patronla takışıyorsun, iş arkadaşınla takışıyorsun. Ya da işini sevmeden yapıyorsun. E okul ya okuyorsan... E okulda ders notların kötü gidiyor. Arkadaşların belki çok iyi senden. Sen daha kötüsün. Sevgili yapıyorsun ondan ayrılıyorsun. Onun bir ton kahrın derdini çekiyorsun. Önceden neydi sorunun? be. Şimdi böyle olduğu zaman da ne oluyor hayat yükü senin üst tepene biniyor ve ne oluyor doğal olarak geçmişe dönmek istiyorsun yani hiçbir şey düşünmediğin o zamanlara evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft oynuyoruz değil mi ne kadar güzel ne kadar hiç böyle yani bu ses tonu bile sana şu an çok güzel bir anı yaşatıyor. Yani 11 senedir bu işi yapıyorum. Herhalde bu iş hakkında konuşabilecek en yetkili kişilerden biriyim. Neyse en son şu videoda beni çıldırtmıştınız hatırlıyor musunuz? Herkes eski 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 falan diyor diye. Sonra düşündüm dedim ki ya bu insanlar neden bu kadar eski istiyor? Ama uzun süre YouTube'u yapmış insanlar yani şu an çevrede görüyorum. Hepsi benim kadar aynı yorumlara maruz kalıyorlar. Şu videomda anlaşmıştık bir daha aslında bundan konuşmayacaktık. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi YouTube haricinde yani sizden hariçte genelde insanlar geçmişi neden özler? Benim geçmişim 2013 falan değil bu arada. Bana mesela yazılıyor işte çok soruluyor. 2013'ü özlüyor musun? Hayır özlemiyorum. Yani 2013'ü özlemiyorum. 2013 çünkü benim için çok yakın bir gelecek. Ben düşündüğüm zaman 90'ları özlüyorum. Yani 90'lardaki o insanların ruh hali. Belki de benim çocukluğum o dönemde olduğu için ben de çocukluğumu özlüyorum. Aslında biliyor musunuz? I have two sides. Min var ya. O tam anlamıyla benim için geçerli. Bir tarafımda çocuk Selim var. Bir tarafımda koca bir adam, bir sürü zorluk çekmiş, bir sürü savaşla bu hale gelmiş bir adam. Siz benim çocuk tarafımı tanıdınız. Bir de normal tarafım var yani sizlerle konuşan tarafım aslında eğer çocuk tarafımı görmek istiyorsanız bu arada şurada çıktı Minecraft kanalım var oradan izlemeye gelebilirsiniz ha bu arada Minecraft falan izlemiyorsanız abi bizden geçti falan diyorsanız hiç abone olmayın ee, izleyecek olanlar gelsin o öyle söyleyeyim neyse konumuzu bölmeyelim İnsanlar neden geçmişe özlem duyarlar? Bunun bence üç sebebi var. Birincisi gelecekten umudun olmaması. İkincisi şu anki yaşadığın zamandan mutlu olmaman. Üçüncüsü ise gelecekten korkman. Yani umutsuzlukla korku ayrı duygulardır biliyorsunuz. Geleceğinden neden korkuyorsun? Çünkü başına bir şey gelebilecek, işin kötü gidecek, okulu kaybedeceksin, ne bileyim maddi durumun kötü olacak. Umutsuz olmak daha depresif bir durum bana kalırsa. Yani hiç umudun olmaması. Ulan bu ülkede de ne olacak ki? Yani büyüsem ne olacak? 40 yaşına gelsem ne olacak? 30 yaşına gelsem ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Kendinizi şu an bir sürü bu duygularla esir ettiğinizi de biliyorum. Bana baktığınız zaman da geçmişten gelen güzel bir anı olarak bakıyorsunuz. Hayır ben bir anı değilim. Buradayım ve yaşıyorum. Etten kemikten bir insanım. Ve sizin psikolojinizi sikmeye geldim. Yok bu böyle olmadı bir dakika. <laughs> Burada motivasyon konuşması yapmam lazımdı. Fazla gaza geldim. Şaka bir yana psikolojinizi düzeltmeye geldim. Neden biliyor musunuz? Her yerde görüyorum sizi. Her yerde görüyorum. Oğlum manyak mısınız lan? Kendinize gelin. Yayınlarımda birçok insan görüyorum. Abi kızdan red yedik ne yapalım? Ağlıyor adam. Üzülüyor. Oğlum niye üzülüyorsun ya? Senin taşşağına kurban olsunlar ya. Bak bu hayatta hiçbir şey takmayacaksın. Neden biliyor musun? Bu hayatta taktığın her şey, korktuğun her şey başına gelir de o yüzden. Yani buna Murphy kanunları falan mı diyorlardı? Herhalde öyle bir şeydi. Bak arkadaş, hiçbir şey takmayacaksın kafaya. Çünkü kontrol edemediğin şeyleri düşünmekten vazgeç. Kontrol edemezsin. Geleceğini kontrol edemezsin. Geçmişini kontrol edemezsin. Şu anını bile kontrol edemezsin. Her an her şey olabilir. O yüzden hayatı akışına bırak ve o şekilde yaşa. Arkadaşlar, bir de böyle 13-15 yaşındaki çocukların siyaset videolarını izleyip gaza geliyorsunuz. O da ayrı bir sıkıntı. Yani bu konuyla da alakalı bir video çekeceğim. Yani o konuda da biraz fikirlerim var. Onları da bir sonraki videoda paylaşırım. Yani uzun lafın kısası anda yaşayın arkadaşlar. Sadece anda yaşayın. Yani hiçbir şey düşünmeyin. Tamam gelecekle ilgili planlarını yap ama bunlar için kafayı yeme. Çünkü kontrol edemiyorsun bunları. Kontrol edemeyeceksin. Kızdan red yemeyi kontrol edemeyeceksin. İşin kötü mü gidecek, işten mi kovacaklar, iş hayatı mı bitecek, hayatın mı bitecek, bunu kontrol edemeyeceksin. Okulda derslerin kötü mü gidecek, evet bunu kontrol edebilirsin belki daha çok çalışarak, iyi çalışarak bunu kontrol edebilirsin. Ama okul binasının yıkılmasını kontrol edemezsin anlıyor musun? Yani bir anda her şey yok olabilir. Bu senin kontrol edebileceğin bir şey değil. Hiçbir insan için, hiçbir iş için, hiçbir okul için kendini mahvetmeye değmez. Özellikle şu gününden mutsuzsan eğer, bugünden sonra gözlerini açacaksın ve şunu diyeceksin: Kontrol edemeyeceğim, hiçbir şey düşünmeyeceğim. Görüşürüz.